Merhaba, ben Serap. İlk defa bu kanalda, bu videoda karşılaşıyorsak ben bu kanalda kendin yap videolarımı paylaşıyorum. Ufak ufak da vloglar paylaşmaya başladım. Şu an aslında bir sağlık personeliyim. Aktif olarak çalışıyorum. Şu an bir televizyon sesini kısayım. İşten geldim. Ve benim için çok stresli bir gündü. Ve eşim ve çocuğum da şu an evde değiller. Onları Antalya'ya gönderdim bir süreliğine. Ondan sonra geri gelecekler. Evde tek başına da akıl sağlığımı, melekelerimi işte artık onu korumak için bir şeylerle uğraşmam lazım. Yoksa sürekli düşünüp anksiyetem artıyor. Ne yapacağız peki? Şimdi evde tek başıma olduğuma göre, gerekli steriliteyi sağladığıma göre önce bir yemek yapacağız. Bakın şurada, burada bir kavanoz var. Kavanozda da şey var, bambu. Hiç bana olacak bir şey değil. Bambuları kavanoza koymuştum. IKEA'dan almıştım o zaman. IKEA kapalı değildi. Şimdi söyleyince ne kadar uzak geliyor yani. IKEA kapalı değil. Hani böyle yıllar olmuş gibi. Aslında bizim için normal şeylerin bu kadar lükse dönüşmesi çok enteresan. Bu döngüyü inşallah bir gün bitecek. Buna inancım tam. Ama ondan sonra biz nasıl insanlara dönüşeceğiz bilmiyorum. Eğer bu döngüden değişmeden çıkıyorsak inanın ki biz de bir sıkıntı, insanoğlu olarak her şeyi hak ediyor olacağız. Mutlaka değişmemiz, dönüşmemiz lazım bizim de. Yani bir oturup düşünmemiz lazım biz neler yapıyoruz diye. Neyse öyle. Ona bir şey yapacağım. Şimdi önce bir yemek yapalım. Ondan sonra da sizle beraber artık çünkü ev arkadaşım sizler olduğunuz için. Sonra da ona bir kılıf yapacağız. Ve sonra bir makro ve ranalı yapacağım. Bu arada neye başladım göstereyim. La 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 la. Serap hemşire bu ne diyorsanız bu bir punch. Punch yapacağım. Hatta böyle şekil çizdim. Şöyle. One drive. Yani işte bir seferde elinizi kaldırmadan çizmeye çalışıyorsunuz. Bu da insanın çok beynini boşaltan bir şey bu ara. Kendinize bir hobi düşünüyorsanız bunu da düşünebilirsiniz. Şimdi bir yemek hazırlayalım. Alacağız. Şöyle. Bunu parçalayacağım. Sonra bunları işte sirkeli suda biraz bekletip fırına vereceğim. Haşlamakla falan uğraşmak istemiyorum. Fırında çok daha güzel oluyor. Şimdi bunu haşlayalım. Bir de şöyle kereviz. Kerevizden de salata yapayım diyorum biraz yoğurt. Yeter bana hani ekstra bir şey ihtiyacım yok. Bu arada bu makrome yapacağım kavanoz. Kavanozun burada biliyorsunuz amblemi vardı. Sıcak suyu ısladım. Daha sonra sıcak suyu ısladıktan sonra şöyle bu şu mutfak telleri var ya bununla beraber telliyorsunuz hemen çıkıyor. Yani o da aklınızda bulunsun. Bu da kurumaya bırakıyorum. Bir karnaval yapalım. Şöyle pişti.
Şimdi biraz yoğurtla beraber yiyeceğim bunu. Sonra makromeye devam. Şöyle ev yapımı bir yoğurdum var. Yoğurda mis gibi. Şimdi bundan da biraz. Bana afiyet olsun. Sonra makromeye devam edelim. Şimdi buna geçeceğiz çok hava kararmadan. Bu iple ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hobby... Ne yazıyor ya? Hobby Club gibi bir şey yazıyor burada. Bunu ben tuhafiyeden alıyorum. 9 lira ip şöyle. Bir tane makrome anahtarlık videom vardı. Yok bilerek fiyat düşürülmüş de yok ip çok kalitesiz de. Yani aynı ipin yeşilinden ayna yaptım. Aynanın da videosunu buraya şeyini koyarım fotoğrafını. Taş gibi duruyor orada arkadaşlar yani. Değişik. Şimdi bunu şuna, şimdi bunu buna yapacağız. Önce zemini yapacağım. Size zemini alacağım. Burayı muhtemelen üzerine seslendirme yapacağım. Başlayalım hadi. Şimdi ipi kavanozu nasıl ölçtüğümü göstereceğim. Kavanozun etrafına geçiriyorum. Böyle ortalama bir kol boyu kadar uzatıyorum. Gördüğünüz gibi bir ölçüsü yok. Biraz uzun keseceksiniz sadece. Ortalama yarım metre, bir metre kadar. Sonra ortasını işaretleyip böyle masanın etrafına ipi kağıt bant ile yapıştırıyorum. Ki siz daha iyi görebilin diye. Hani bunu sizin yapmanıza gerek yok. Sonra ne kadar ölçüde keseceğiz? Bakın ölçüyorum kavanozu. Bunun ortalama 4 katı. 1, 2, 3... Sonra bir kat daha keseceğim. 4. 4 katı kesiyorum. Benim motifim için biraz büyük oldu. 3 de olabilir. Ama bence 4 iyidir. Hani şey olmasın. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Ondan sonra gördüğünüz gibi altından geçirip içinden hop geçiriyorum. İşte bu. Bu bir. Bence makromede yapılacak en kolay şeylerden biri bu. Bundan ne kadar yapacağız? Kavanozunuzu ara ara ölçeceksiniz. Etrafını kaplayan kadar. Kavanozunuz büyükse büyük, küçükse küçük. Bakın benimki kapladı. Sonra bunun ortasına böyle hop bir düğüm atıyorum. Bir daha da böyle atıyorum. İşte bu kadar. Oldu. Bu kadar. Dediğim gibi kaç ara ara ölçeceksiniz. Ne kadar olacağını siz karar vereceksiniz. Şimdi en baştaki ipi alıyorum. Bu bir şey ip olacak. Lider ip. Onun etrafına ipleri sarıyorum. Orada bir halka oluşturacağım. Bakın burada daha yavaş yapıyorum. İpi alıyorum. Etrafından geçirip sarıyorum. Lider ipi, yol gösterici ipi hep aynı hizada tutuyorum. Sağ elimle. Diğer elimle ipi üzerinden geçiriyorum. Ve düğümlüyorum. Her ipi iki kez geçiriyorum. Bir, bakın. İki. Her ipi iki kez. Çok kolay, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Lider ipi tutuyorsunuz, diğer ipi etrafından geçiriyorsunuz. Her ipi iki kez geçiriyorsunuz. Bu kadar. Böyle bütün etrafını dönüyorum. Döndükten sonra makromenin en temel düğüm tekniğini yapıyorum burada ben. 4 tane makrome ipini alıyorum. Gördünüz. Bir C yapıyorum. Diğerini alttan geçiriyorum ve ipi sıkıca sıkıyorum. Şimdi diğer taraftan. Çünkü dönmesini istemiyorum. Bir C yapıyorum. Üzerine alıyorum. İçinden geçiriyorum. Ve ipi sıkıca çekiyorum. Makromenin en temel tekniği bu. Yine aynısını yapıyorum. 4 ip alıyorum. C yapıyorum. Üzerinden geçirip içinden geçiriyorum. Diğerini de öyle. Başka hiçbir teknik kullanmayacağım. Böyle gözüme hoş gelene kadar 1 sıra, 2 sıra, 3 sıra bunu öreceğim. Sıraları nasıl birleştirdiğimi de birazdan göstereceğim. En kolay, en teknik bu. Hem benim gözüme de güzel gözüküyor. Siz de eğer çok bir bilginiz yoksa makromeyle böyle başlayın. Bakın birinci sıra bitti. Şimdi geldik ikinci sıraya. Nasıl birleştireceğiz bunları? Şimdi tam ortalarındaki ipleri alıyorum. Burada tam net gözükmemiş ama şimdi daha net gözükecek. İki düğümün tam ortalarından birinden 2, diğerinden 2. Bakın alıyorum şimdi. İlk 2, onun yanındakinden de 2 alıyorum. Ortada birleştiriyorum. Az önce yaptığım şeyi tekrar yapıyorum. Bir C çiziyorum. İçinden geçiriyorum ipi. Ve sıkı düğümlüyorum. Diğer taraftan sıkıca düğümlüyorum. İşte bitti. Şimdi diğerine. Bütün sırayı böyle döneceğim.
Sonra 3. sırayı da döneceğim. 4. sırayı da döneceğim. Sizin kavanozunuz uzunsa 5'i de dönebilirsiniz. Ha yok, ben altta daha salaş bir görüntü istiyorum derseniz 2 sıra yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize, keyfinize kalmış. Ben 4'te ya da 5'te galiba bıraktım. Daha güzel gözüktü gözüme. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bundan sonra hep aynı şeyi yapıyorum. İkili sıraları birleştiriyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Ortalama dediğim gibi 1,5-2 saat sürdü benim yapmam. Ki aralarda da işte başka durdum, televizyon baktım, telefon baktım falan. Ortalama 1 saatlik bir iş. Ki makramenin yabancısıysanız böyle bir saat sürer. Çünkü dediğim gibi çok bir teknik kullanmıyorum. Tekniklik bir durum yok. Bir düğüm tekniği var sadece. Şimdi bakın ikinci sıra bitti. Üçüncü sıraya başlamışım ben. Ondan sonra çekmeye devam etmişim. Üçüncü sırada da aynı şey yapıyorsunuz. Bir iki oradan, iki oradan alıp ortada birleştiriyorsunuz. Bu kadar. Bir o taraftan almaya, bir o taraftan almaya dikkat edin. Çünkü hep aynı taraftan alırsanız şey yapar. Bu sefer dönmeye başlar. O istediğiniz muazzam görüntü olmaz. Dediğim gibi istediğim boyuta gelene kadar sıraları geçiyorum. İstediğim uzunluğa geldiğimde makrome iplerimi kesiyorum. Daha sonra benim krepe tarağımla, bildiğimiz krepe tarağıyla bunları açıyorum. Ve üzerlerine biraz saç spreyi, bildiğimiz saç spreyi sıkıyorum ki böyle kalıp gibi durabilsin diye. Yine fazlalıklarını kesiyorum burada. Saç spreyini ben aynada da kullanmıştım. Şöyle uzaktan hafifçe sıkınca hiçbir sıkıntısı olmuyor. Bakın burada sıkacağım birazdan. Böyle kalıp gibi durmasını sağlıyor. Ben seviyorum. Bakın sıkıp tarıyorum. Öyle taradığım gibi kalıyor. İşte bu. Şimdi yerine yerleştirebiliriz. Çok keyifli oldu. Çok beğendim. Çok içime sindi. Siz de lütfen deneyin. İnternetten alabilirsiniz kargo şeyi, makrome ipini. Tuhafiyelerden şu an çok çıkmayın evinizden ama internetten olabilir. Çok keyifli olacak. Belki evde vardır. Denemeye üşeniyorsunuzdur. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Bu da bir fikir olsun. Şöyle yaptım ben. Çok güzel oldu. Çok içime sindi gerçekten. Çayı da koydum. Şimdi bu videoyu editleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Umarım siz de denersiniz. Bakın bir iş çıkışı ortalama 2 saatte yaptım. Yani öyle modele falan da karar vermemiştim. İki tane teknik, yani iki tane düğüm tekniği kullandım. İkisi de birbirinden kolay. Başka hiçbir teknik kullanmadım. Çok güzel oldu. Siz de lütfen şu zor günlerde kendinize kafanızı boşaltacak bir şeylerle uğraşmazsanız emin olun böyle Twitter'da veya Instagram'daki bu haber şeyine düşerseniz şey oluyor, böyle bir sürü anksiyete gelişiyor insanda. Lütfen bir şeylerle uğraşın. Emin olun çok iyi gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Hoşçakalın.